Molekülün polarlığı ile ilgili bir soru arkadaşlar. Naftalin C10H8 yani organik bir bileşiktir. Sadece karbon hidrojen içeren organik maddelere biz apolar diyoruz. Sadece karbon hidrojen. Mesela CH4 metan, C3H8 propan ya da C6H6 benzen diye de ismi gelebilir arkadaşlar. Ya da C6H6 diye formülü gelebilir. Bakın sadece karbon hidrojen içerdiği için bunlar apolar bileşiktir. Onun için naftalin de apolardır. Suda çözünmez. Ama şeker ve alkole bakarsak şekerde karbon hidrojenin dışında başka bir element var. Yani oksijen var. Alkolde de yine karbon hidrojenin dışında oksijen içeriyor. O yüzden karbon hidrojen ve yanında oksijen varsa, karbon hidrojen ya da yanında azot varsa ya da karbon hidrojen dışında herhangi bir element varsa bunlara da biz polar diyoruz arkadaşlar. C2H5OH'ı biliyorsunuz. Etil alkol polar. CH3OH metil alkol polar. C6H12O6 glikoz dediğimiz şeker de polara giriyor arkadaşlar. NaCl iyonik bağlı bileşik biliyorsunuz. İyoniklerin hepsi suda çözünüyor. Polar dedik. Naftaline apolar dedik. I2 de element arkadaşlar. Elementler tek başına iken apolardır. Bunu da not olarak yazabilirsiniz. Elementler tek başına iken apolardır. Bileşik yaparsa o zaman grubuna göre polarlığı değişiyor. Mesela H2O2 N2, CL2, I2 bunlar elementler daha bileşik yapmamış haldeyken apolardır. O zaman su polar olduğu için arkadaşlar biliyorsunuz kimyada bir kural var. Polar poları, apolar apoları yani benzer benzeri çözer. Su polar olduğu için buradaki polar olanlar şeker, alkol, metil alkol ve tuz. Bunlar polar olduğu için suda çözünür arkadaşlar. Kaç tanesi diyor? 3 tanesi suda çözünür. Doğru cevap C şıkkı.